Avax ve bu 7 altcoin için kritik gelişmeler, fiyatlar uçuyor diyor. Bunun üstüne konuşacağız ve ne var ne yok diye duruma bir göz atacağız. Özellikle Avax'tan bahsetmeye ve devamındaki bir takım kripto paralara da değinmeye çalışacağız bu şekilde. Olay devam ediyor. Avalanche ve birkaç altcoin projesi son günlerde önemli gelişmelerle dikkat çekti. Bu gelişmelerin açığa çıkmasıyla kimilerinin fiyatı yükseldi. Bunların arasında en çok öne çıkan %30'luk artışıyla Avax oldu diyor. Doğru değil. Avax tabii ki bazı işte söylemler, şunlar bunlar oldu, fakat Avax'ın son zamanlardaki yükselişiyle kesinlikle yapılan açıklamaların onun bunun hiçbir ilgisi yok. Onu söylemek lazım. Fiyatlar neden yükseldi? Yükselmesi gerektiği için yükseldi. Adil değerini fiyatlamaya çalıştığı için yükseldi. Başarılı bir altcoin olduğu için yükseldi. Korelasyonu olduğu için yükseldi. Bitcoin yükselmiş olduğu için yükseldi. Avalanche %30 yükseldi diyor. Avalanche'in arkasındaki itici güç olan Avalanche'in CEO'su Emin Günsiler bir tweet'te açıklamalarıyla dikkat çekti. Özellikle zincirler arası takasın tek tıkla kolay hale geldiği vizyoner bir geleceği özetledi. Bu devrim niteliğindeki konsept, Avalanche'in çekirdek tasarımına küresel durum çoğaltmayı stratejik olarak dahil etmesiyle mümkün oldu. Bu vizyonun anahtarı, Avalanche ekosistemindeki alt ağların sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan ağ katmanındaki mesajlaşma ilkeli olan diyor, Avalanche'in EVM'inde yatmaktadır. Evet. Aynı şekilde biliyorsunuz yani bu EVM kaynaklı Amazon'la zaten işbirliği bile yaptılar zamanında. Bu işbirliği de kendilerine anında %50'lik bir yükseliş gibi çok sert fiyatlamalar getirmişti. Tabi burada işin kolaylaşması, yani nasıl diyeyim size, bu biraz şeye benziyor. Kablosuz Wi-Fi gibi düşünebilirsiniz bunu ve tabii ki çok güzel bir durum. Yapan sadece Avalanche de değil bu arada. Mesela Polygon tarafında da var falan. Fakat buradaki tabii ki haberin yükselişle hiçbir alakası yok. Yani bunun yapılmış olmasıyla yükselişin, Avax Coin fiyatlarındaki yükselişin demem o ki birbirlerinin bir alakası yok. Hani onu söylemeye çalışıyorum ben. Tamam. Yoksa güzel bir durum tabii ki. Ancak EVM şu anda farklı blockchain'ler arasındaki varlık transferleri için köprüden yoksun. Bu sınırlamaya rağmen duyuru diyor Avax'ın piyasa performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. Yani ne desem bilmiyorum. Token son 24 saat içinde %30'un üzerinde artış gösterdi. Yani bu yazının yazıldığı sırada 19 dolardan işlem görüyor. Yani sadece 7 gün içinde %50'lik bir artış yaptı. Bakın bu site, mesela bu kripto coin sitesi, çok ciddi söylüyorum, iyi niyetli bir site değil. Dolandırıcı bir site. Yani ben videolar için kullanıyorum ama siz burada dolaşmayın. Sadece boş. Hani magazin sitesi gibi bir site. İçine girersiniz, bir sürü saçma sapan meme coinleri önerirler falan. Doğru olmayan boş boş şeyler yazarlar. Tamam mı? Yani siz buralara girmeyin. Her neyse, dediğim gibi bu haber güzel bir haber. Fiyat yükselişleriyle hiçbir alakası yok. Nitekim bakınız Avax'ta şu an geri çekilmeler var. Tabii en son çok sert yükselişler yaptı. Şu anda iyi bir alım pozisyonda bulunduğunu ifade edebilirim. 17,5 noktalarında emaliye bu kadar yakınken kademeli bir alım yapılabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde bu demek değil ki geri çekilme devam etmeyecek. Yine edebilir. Onu da altını çizelim. Bu noktada minimum düşebileceği pozisyon yarına kadar ortalama 16,5'lar olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyonlarda hem güçlü hem de EMA 50 ile 4 saatlikteki EMA 50 ile buluşma ihtimali yüksektir. Bu noktada piyasada yarın ABD TÜFE'si saat 15.30'da açıklanacak olup bir saat sonra, yani saat 16.30'da ÜFE verileri açıklanana kadar ve Fed üyeleri bu durumun üstüne konuşana kadar piyasadaki bu geri çekilmeler, düşüşler devam edecektir.
Yarınla birlikte süreç tersine dönecektir. Ether5 ve Vertex protokolden önemli açıklamalar geldi. Geç. DYDX yeni açıklamalarla %20 yükseldi. DYDX vakfı diyor, DYDX chain'de 350 milyondan fazla ETH/DYDX'in zincirler arasında geçiş yaptığını belirtti. Böylece diyor, toplam taahhüt edilen DYDX miktarının 6,85 milyon ulaştığını bildirdi. Piyasa verilerine göre DYDX'in piyasa değeri 24 saatte %21'lik artışla 3,4 dolardan el değiştiriyor. DYDX iyi bir altcoin'dir. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü iyi bir büyüme verilerine sahip oldu. Uzun vadede DYDX için enflasyon kaçınılmaz. Uzun vadede projenin olumlu bir gidişata sahip olduğunu düşünmemekle birlikte ben bu sezon çok çalışacağını düşünüyorum. DYDX'in portföylere yakışır. Burada Aptos'tan bahsediyor. Aptos'u boş verin. Yine iyi bir kripto para değildir APT. Nitekim Aptos da iyi bir proje değildir. Ripple gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin tokenlaştırılması vizyonlu piyasaya sürmesinden sadece günler sonra aynısını gerçekleştirmişlerdir. Piyasayı katalize eden bir proje değildir Aptos projesi. Sadece piyasayı taklit eden diyebileceğim bir projedir. Bunun yanı sıra az önce adını geçirdiğimiz XRP Coin piyasanın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Yani bu işler öyle, Ripple'ı taklit ettiğin zaman maalesef Ripple olamıyorsun. Ya da ne bileyim faiz oranlarını %100'e çıkardığında ya da korkunç bir kilit açımları yaptığında, tamam mı, XRP coin gibi elde tutma oranlarına erişemiyorsun. O işler o şekilde olmuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buna dikkat etmek lazım. XRP de şu anda iyi diyebileceğimiz bir alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim. XRP'de de alım yapılabilir. Ben bu hafta içi XRP'nin güzel açılacağını düşünüyorum. Ve yarınla birlikte fiyatlarında sağlam yukarı hareketler görme ihtimalimizin de yüksek olduğu kanaatindeyim. 70 centleri alabildiği takdirde XRP, ki zor değil, bu şartlar altında 90-94 cent skalasına doğru fiyat yükselişlerini gerçekleştirip yukarı yönlü gidişat içerisinde bulunabilir. Durumlar ana hatlarıyla bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.